Yollayamıyorsunuz. Bir sene daha beni çekmek zorundasınız. Aa neden? Bana yedirdiniz. Çok kilo aldım. Gidemiyorum. Olga Bey. Evet. Gökhan Bey. Olga kelime anlamı olarak Rusya'da Volga Nehri'nin kenarında yetişen Yasemin'e benzeyen bir çiçekmiş. Keşke Yasemin koysalar. Hoş bulduk. Ben burada tarantula yedim, zırhlı akrep yedim ve gergedan böceği yedim. Bu arada güzel deniz ürünlerini yiyen diye bir bölüm vardı. Ben ona gelsem şu an çok mutlu olurdum. Güzel şeyler de var mı yani? Tabii güzel olabiliyor. Zaten ikimizin oynadığı diğer şovumuz da izlenmiyor. Şurada göreceksiniz diyeceğim, linkini bile koymayacağız bak. Tahmin yapalım. Kesinlikle Uzak Doğu. Yok tahminim yok ya. Neden Uzak Doğu? Ya çünkü yakın da olsaydı bilirdim diye düşünüyorum. Çünkü ben Ağrılıyım ya. Bence yemek gibi bir şey gelmeyecek gibi hissediyorum. Rus yemekleri falan o tarz şeyler gelirse yerim. Ülke değil değil mi bu? Ülke. Abi Azerbaycan ikisi siz var ya öper koklarım. Vallahi düşerim bak giderim. Kore. Kore dedi doğru dedi. Kore. Kore aa ben bildim. Kore yiyecekleri değil ama içecekleri. 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 Sıkıntı yok. Abi süt ben bir şey içemem. Oğlum detoks suyu gibi düşün. İçmem ben. Ne detoks oğlum gelecek saçımız mı? Yok lan ne kadar saçma oğlum, olabilir. Ben, Koreliler bir de linç ediyor ya. Ben hiç sevmiyorum. Zaten sevenimiz yok. Bir de şimdi Korelilerden o dizi izleyenlerden linç yiyeceğiz ya. Mucize Doktor'u çok seviyor. Üzüldüm ya şu an. Yemek tadımı çok istiyordum. Bir sürü Koreli fan aşağıda dolduracak yorumları. Böyle içecek yok falan diye. Göreceksin. Bak Kore'de doğan insandan daha iyi biliyorlar Kore'yi. Hiç onlara laf yok. Aa. Pirinç dayı. Pirinç içilmez aynen. Abi. İçilir niye içilmesin? Pirinç suyu. Sen de sıralama nasıl gidiyor biliyor musun? Kore'den getiriyorsun şekerli su. Diyorsun ki bunu içiyorlar diyorsun. İlkinde bir gıdıklıyorsun. İkincide direkt yani mesela bir küçük bir ivme yok. Böyle geliyor böyle çıkıyor direkt. İkinciyi bir getiriyor direkt çöp suyu. Nerede içiyor bunu Kore'de? Kim içiyor bunu? Yok. Deli çıkacak. Yorumlarda göreceğiz. Böyle bir içecek yok diyecek. İlk içeceğiniz gelsin Sercan Bey. Abi sıcak bu sıcak. Oo sıcak çay, güzel. Çay Kore çayı bu. Heee. İsmi ne biliyor musunuz? Uydurun bir şey Korece. Papatya çayı. Bak dedim ot. Papatya. Islamur yani. Wow ben çok severim. Papatya çayı. Bunun adını söyleyeyim ben size. Guvaça. Guvaça. Zaten ben her sabah guvaça içerim. Guvaça. Guvaça. Bak dedim guvaça. Çay işte abi. Guvaça. Kasım patının kurutulmuşu yani, gibi Kasım bence. Kasım patı mı? Ay kokusu mükemmel. Abi papatya kokuyor ya. Oğlum papatya değil cahil cahil konuşma. Kore'de de papatya vardır diye düşünüyorum. Vardır da bu papatya değil bence. Asla rahatlatıcı bir çay değil ben bunu söyleyebilirim. Çok şekerli bir kere bu. Çok stresledim şu an bütün stresim gitti. Pamuk gibi oldum ya Nazmi. Ben sana dedim. İlkinde dedim şekerli su gelir dedim. Sonra dedim çöp suyu gelir. Yemin ediyorum şekerli su. Ya bu kadar bazı şeylere alıştık mı öğrendik. Bu adam çözmüş mü? Çözmüş. Abi her türlü şifa ya bu. Vallahi. Ben içerim. Sen içmezsen de içerim. İç bir sen bir bakayım İçerim. Yüzün ne olacak? Vallahi. Ballı su la. 2019 Kore. Kasım patı çayı. Hmm, tamam ya ben şeker mi yattınız? Bal. He, şeker balın değil. Balın tadı bu. Oo, çok sağlıklı o zaman. İçerken huzur doldum ya. Görünüşü gerçekten tam böyle acayip rahatlatıcı bir çaymış gibi duruyor. Asla rahatlatıcı bir çay değil, ben bunu söyleyebilirim. Asla rahatlatıcı bir çay değil, ben bunu söyleyebilirim. Yeşil çay içiyorum, Yasemin çay içiyorum. Şeyi seviyorum bir de. Ada çayı. Ada çayı, heh tamam. Aslında kiloluydum, böyle 20 kilo yakın bir kilo verdim. Düşünsene bunun 20 kilo fazlası ve bıyıklısı. İlk bıyıklı Olga bendim. Bal kabağı tatlısı tadı alıyorum. Kokusunda da var biliyor musun bal kabağı gerçekten? Değil mi? Papatya'nın yani bal kabağı ben. Kokusu var yani. Instagram'da patlatmışsın. Şu Refika'nın bardağı yok mu? Refika'nın bardağına koy da bir fotoğrafını çekelim. Şunun yok mu? Emma'ya bardak mı? Emma'ya bardak, no I am not. İşte gidiyorum bir şey demeden. Ben çok şekerli bilmiyorum, kokusu da çok kötü bu çiçeğin. Bildiğin tarladan koparılmış ve suyun içine atılmış gibi. Öyle. Kasım patı getirip balı halk ekmekten almanız beni biraz üzdü. Halk ekmekten almadım. İçmez misin? Guvaça. İçerim. İçmem normalde ama içerim. Ben çay da içmem. Ben ne yaparım onu biliyor musun? Gittiğim her yerde söylerim. Asla içmem. İçerim. Bana biraz yalan gibi geldi ama. Dur içeyim de kanıtlayayım bari. İçerim. İçerim. Her türlü. Ama gerçekten bırakasım gelmiyor ya. Bir bitireyim. Kore'nin malı iyidir. Çinse kork. Evet bir içecek. Yani güzel diyemezsin bunu abi. Tamam ikincisinde coşarız. Ben öyle düşünüyorum. Coşacak bir şey yok. Kötü yani... bir şey gelebilir yani ikincisinde. Peynir suyu. Bak. Heh, bak öyle garip şeyler gelmesin. Ben geçen hafta bitlendim. Şaka yapıyorsun gerçekten. Ya. Şu baksana saçlarıma falan zaten. Sen ciddi misin? Tabii. Birazcık kaysana. Ben geyik. Kız bitti bana niye yapılmak istiyorsun? İçecek derken çorba da olabilir değil mi? Yani neticede içecek yani. Çorba yemeğe mi giriyor üstadım? Tabii. Çorba yemeği. O zaman içecek çorba değil. Şefime bak şefime nasıl güzel getiriyor ya şefim. Herhalde bu sefer güzel. Çay beni harika yaptı ya. Vallahi pamuk gibi olduk ben de. Aa, şu an çok tatlıyım. Ha ya. Bal kabağı mı bu ya? Ay bunu yapmayın ya. Bu. Oo. 3 gün önceden kalan şehriye çorbasının dibi. Lavra mı bu?
Larva mı? Larva. Neyse artık. Bu şey çam fıstığı. Ustaca soğutulmuş. Anlarım. Aşure'ye benziyor. Ağzını ya. Bulamadın. İsmini alayım. İçerken. Sikye. Sikye ne ya? İsmi Sikye. Sen de bizi çürüyorsun Nazmi valla. Baya Sikye. Ha Sikye. Abi önce sen Sikye. Simit gibi. İsim olarak güzel. Simit niye? Sikye. Üstündekiler çam fıstığı mı? Aa nereden biliyorsun lan bunları? Pirinçleri pişirip mi koydunuz şimdi? Çam fıstığı dedin. Ne pirinci? Tiptekiler ne olmuş? Aa ben ondan çökmüş hali zannettim. İçinde neler var? Neler görüyorsunuz? Sikkiyi. Bir şey diyecektim de neyse. Patlat gitsin be. Çıkart ne olacak? Kus kus. Kus kus kus. Bizim kameraya kustu ya. Her şeyi çıkarttı şu an. Aa nasıl? Sen bunu anlamazsın ha. İç. Hoşaba benziyor çünkü. Güzel esin sonradan abi. Biraz önce pirincin suyu mu olur dedim. Şu an bayağı içiyorum evet. Yani. Ben bayıldım ya. Çok tatlı bir şey. Şekeri baydı ama lezzeti ya içmek istiyorum ya. Bizim Ramazan'da evlerinde olmazsa olmazı hoşaf. Annem kesin bir komposto yapar. Bir de yanına kete olur gece. Ben sahurda ketemi yerdim. Ay ay. Tam Anadolu günler. İnsanı görüyor musun bak? Lisede güzel günler. İçindeki pirinç bilmiyorum, mi? Bilmiyorum. Buğdayımsı gibi diyeceğim saçma mı olacak? Ya bu Osmanlı şerbetleri yok mu? Sanki onun gibi değil mi? Hatta biraz az şeker olsa çok güzel yani. Ben sürekli içerim bunu. Sikye güzel. Ben bu Koreleri boşa sevmiyoruz biz abi. Yumuşak da aşırı tatlı. Yani bence şekeri az olsa her türlü içilir yani. Armut olabilir mi? Buldum! İşte bu! Çünkü armudun iyisini ben yerim. Bal işe yaramadı ama bu acayip iyi yani. Bana mı yükseliyorsun? Ne yapıyorsun? Yok yok, çok iyiyim yani. Çok rahatladım lan. Olga? Nazmi Allah razı olsun. Sayende böyle çok enteresan içecek. Şey gibi değil mi? İlk yediğinde böyle normal çekirdek gibi. Vallahi iyiymiş bu ya. Vallahi on numara içecek. Hı. Adı neydi Sikiye? Bir şey diyeceğim. Bunun dibindeki pirince kadar güzel bu. Ben pirinci içmeyeceğim. Aşure'yi vermişler. Hep güzel yerlerini almışlar. Bizim ofise geliyor ya bazen. He. Alıyor herkes. Güzel böyle meyvelerin, sebzelerin olduğu yerleri. Diğer en son de. Ben bir gidiyorum. Mesela sadece pirinçle suyu kalmış Aşure'nin. O. Onu böyle Kore'de düğünlerde falan mı dağıtıyorlar böyle? Bir şey diyeyim mi? Çok mantıklı. Kore mevlütlerinde. Mevlüt. Kore'deki yeni yıl tatili döneminde falan yapılmış. İçinde tarçın olsa lohusa şerbeti olur. Lohusa şerbeti ne abi? Doğan kişinin içmesi gerekirken gelen misafirlerin araklandığı bir şey yani aslında bence. Arsut Bey. Kankim. İçer misiniz? İçer misiniz? İçerim. İçerim. Hay Sky. Ben Sky'yi seve seve içer. İçerim. Sikiye'yi içerim kardeşim. Az şekerlisini her türlü içerim. Normalde içerim ama işte bir yere gittiğinde eş dost ailenin yanında şimdi sikiye ver demek utanırım. Guguva güzel bir isim değil ama sikiye'yi güzel bulmuşlar. Al ikimiz de içeriz bunu. Bir isim koymuş sen nasıl çaya çay dedin. Şimdi Koreliler çayla ilgili dalga geçebilir mi? Geçemezler. Biz de sikiye ile ilgili dalga geçemeyiz. Koreli de olabilirdin. Utanmaman lazım. Utanmamam lazım. Tabii Koreliler utanıyor mu şimdi bizim sikiyemiz var diye. Hadi sabah içecek kalkıyor şey hanım bana bir sikiye yap diyor. Bak Koreliler tatlı insan olduğu için hep tatlı içecek gelecek diye düşünüyorum ben. Bu da tuzlu olabilir. Çünkü normal içtik, tatlı içtik, tuzlu içebiliriz şu an. Bence soğuk. Hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman üçüncü içeceğimiz geliyor. Hadi anlayalım. Hiç açmayalım. Evet. Ya da iddialaşalım. Ben gene bir iddia kazanayım sana kitleyeyim. Ben hayır ya. İçten çıkamayacağız burada. Ben seni bir daha iddiaya hayatta girmem. Oo bak yine bir şey var. Yine ya var. Yine bak, fıstık ben var. Ben fıstığı hiç yemedim dedim. Adam ikidir bana fıstık getiriyor. Sağ ol. Allah razı olsun. Osmanlı şerbeti. Bildiğin. Aa, oğlum çok güzel lan bu. Osmanlı motifleri. Bizim prodüksiyon fakirli. Zemzem bardağına koyup getirmişler. Tarçın var. Güzel. Aa tarçını da severim. Bu da tatlı bir şey. Hepsi tatlı ya. Tatlı bu. Koreliler tatlı insanlar. Tatlı. Kuşburnu değil mi? Kuşburnu da olabilir de içi iğdeye benziyor. Yok yok. Ne deniyor onlara? Yani iğde. Tarçın mı var bunda? Ay ben tarçından nefret ederim. Ölümüne tarçın kokuyor. Lan Nazmi var ya. Bugün bize iyilik yaptın ha. Yemin ediyorum iyilik yaptın bize bugün. Hurma olabilir mi? Pardon. İğde gibi bir şey. Ne abi? İşte evet. Sucina mumbuva. Fondip yapalım mı? Abartma. Bunu çakıp içeceğiz tamam mı? Yok oğlum öyle Çin... zemzem bardağımız. Ne zemzem bardağı ya saçmalama. Ben içmem bu zemzem bardağı bu defol be öyle şeyler yaptık. Ne şöyle Çin yapacağız be? Üç kere de içeceğim kıbleye dönecek bir şey. Bu da ay anam. Çok güzel. Gerçekten ismiyle uyumlu bir içecek. Bu ne? Okuş burnu. Ardıç. İğde. Kuş konmaz. Kuş konan. Kızılcık. Bu ne ki ya? Hurma ben hurma, hurma demiştim. Sen niye dedin? İğde bile demedin. İğdeden önce hurma dedim. Biraz
fazla tatlı. Tarçın çok fazla, gerçekten tarçın çok mı, fazla. Elma mı var? Hünnap, hünnap. Ben uzun yolda almıştım ya. Antalya'dan dönüşte şeyde almıştım ya. Hünnap tesisinde hünnap almıştım. Ben yemedim ondan. Ben otobüse dağıttım ya herkese. Ben yemedim ondan. Sen zıkkım ye. Ben orada uyuyordum be sen dağıtırken. Aynı sikye gibi. Ya, bence bu sikyeden için daha az şekerli. Bence bu daha içilebilir bir şey. Hayır, bu çok tarçınlı. Ya bu şerbet Koreliler var, anladığım kadarıyla şekerli şeyleri seviyorlar. Gerçekten esmer şeker diyecektim biliyor musun? Şekerin o tadını aldım ya, ciddi söylüyorum. Zencefil falan da bilmişsindir sen. Zencefili biliyorum ben zaten. Zaten biliyorsun, doğru, pardon. Zencefil, tarçın, bunlar zaten tatları çok keskin olduğu için. Biliyorum abi. Abi tarçını da bil ya be adam. Çok şekerli şerefine ya. Abi üstünü falan hep yemişsin oğlum. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Koreliler zeytini bilmiyor. Yani buraya geldiklerinde böyle 3-4 tane şey götürmüşler buradan. Aa zeytin falan deyip götürmüşler. Allah. Vallahi bak. Sene kaçtan bahsediyorum? 10 yılı var. 10 yıl var. 10 yıl daha. 10. Osmanlı şerbetleri. Aynen aynen ona benziyor. Zaten bardak da ona benziyor. Onda da çok yoğun tarçın var. Ramazan şerbeti. Çok Ramazan gibi yaptık bence bunu Ramazan'da yayınlıyor. Aynen Mayıs gibi yayınlayın ne olur. İçindekileri daha çok. İçindekileri sevdik. Tarçınız çıkar, sıçıyor kuğa da yenir. Yani içer misiniz, içmez misiniz? Çok baymazsa bu kadar içerim. Aynen ben de bu kadar içerim. Ha bu kadar. Ben içerim. Sıçıyor kuğa içerim. Ben şu an içiyorum ama normalde içmem. Sichuan'a içmem. Buradan Korelilere sesleniyorum. Bir önerim var. Sichuan'ın şekerini alın ben içerim. Boğazıma kaçtı ya. Yersin öyle hamuruyla. Evet, lap lap yedim. Suyunu iç bırak. Ayı gibi yiyor. Yalanına kadar diptirin her yerini ya. Fıstık güzel yiyor. Dibinde yani de cennet hurması kalmış. Onu da yiyebilirsin. Yut onu da. Yok onu yemem. 3 tane Kore içeceği içtiniz. Bunları en iyisinden en kötüsüne sıralayabilir misin? Sichuan'a. Sichuan'a. Üçüncü de ikinizin de Lugwa Cha. Sike. Lugwa Cha. Sike. Sichuan'a. Bizim biricimiz ne olsun? Sike ya. Evet. Sike. Aynen ondan bahsedin. Kukuraça. Gucci Oma değil miydi oğlum? Neydi acaba? Kukuraça işte. Üçüncümüz de Sichuan'a. Özür dilerim Korelilerden. Çok bundan mutluyum. Sonra Kore'ye gitsem net bunlardan abi. Arayacağım yani. Aynen. Uçakla ilgilenmez bana diyeceğim Sike. Ya belki şöyle bir şey olabilir. Masaya oturuyordur. Saatlerce eğlence dediniz ya. Özellikle Sike'den bahsediyorum. Uzun saatler boyunca atıyorum 3 saatte içersin Sike'yi. Bence çok tatlı. Şey Sichuan'a da öyle. Madem ki seviyoruz birbirimizi, kültürlerimizi de bilmemiz gerekiyor. Bu bir benim için bir başlangıçtı bugün. Çok güzeldi Nazmi. Vallahi çok teşekkür ederim. Evet ya. Bayıldım yani sürekli. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok öpüyoruz sizi. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz ya bizi ağırladığınız için. Burada şarkı girecek tabii. Du dit di 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 di. Bir de o kadar kötü söylüyor ki hiçbir şeye benzemiyor. Ya göbeğimi sallaya sallaya gittim ya. Hayır ikiniz Sike, sen Sichuan'a dedin. Sike'yi dedim. Sikli demek istemediğim sen için. Sen Sichuan'a dedin zannettim ben. Yok bu sıçıyor oğlum, bu sıçıyor. Oğlum. Ha pardon sıçıyor lan. Sikli olan ikinci zaten. Sıçar üçüncü. Pardon pardon. Sikli olan ağabeyim şimdi. İkisini birbirine dedim.